Herkes ofiste birlikte çalışırken takım kurmanın birçok kolay ve eğlenceli yolu vardı. Uzaktan çalışmayla ekip oluşturma faaliyetlerini yürütmek, sanal ekip yönetmek çok daha karmaşık bir hal aldı. Artık geri dönüş yok. Uzaktan çalışan insanlar işin yeni gerçeği. Neyse ki zorluklarına rağmen uzaktan ekip oluşturmak da, yönetmek de imkansız değil. Merhaba, ben Canan. İşin geleceği üzerine çalışan biri olarak Deniz Akademi YouTube kanalında esnek çalışma konusunda bazı bilgiler paylaşacağım. Daha önceki videolarda esnek çalışma modellerinin nasıl çeşitlendiğini ve evden çalışmanın nasıl verimli olacağını anlattım. Bu videoda ise uzaktan çalışan ekipleri üretken ve işbirliğine dayalı hale getirmek için yapılabilecekleri anlatmak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Eğer iyi bir sanal ekip yöneticisi olmak istiyorsan, evden çalışmada geçerli olacak ekip normları oluşturman gerekiyor. Çünkü ofiste çalışırken işe yarayan şeyler, uzaktan çalışmada her zaman işe yaramıyor. Peki bu normlar neleri kapsıyor? Çalışma saatleri konusunda ekibinle anlaşmalısın. Şayet ekibine esneklik sunuyorsan, tüm ekibinin her hafta çalışması gereken zamanları belirlemelisin. Ve çalışanların gerçekte ne ürettiklerine odaklanmalısın, ne zaman ürettiklerine değil. İletişim ve teknoloji becerilerini geliştirmelisin. İletişimin net olması, daha iyi bir işbirliği ve iş akışı sağlanması için doğru araçları, platformları seçmelisin. Ekibinin online bir platformda nasıl buluşacağını ve uygunluk durumunu nasıl bildireceğini belirlemelisin. Sanal bir ekip yönetirken homojen bir grupla çalışmadığın gerçeğini kabullenmelisin. Yaş, deneyim, motivasyon olarak her biri değişik kişilik özelliklerine sahip olan ekibine sen uyum sağlamalısın. İhtiyaçlarının ve kendine özgü durumlarının farkında olmalısın. Örneğin, ekibinde içine kapanık birisinin bakış açısını öğrenmek için daha spesifik sorulara ihtiyaç duyabileceğini veya yalnız yaşayan birisinin iş konuşmanın ötesinde daha fazla sosyal etkileşime ihtiyacı olabileceğini anlamalısın. Yani ekibinin duygusal ihtiyaçlarını bilmelisin. Korku iklimi yaratmak yerine ekibine güvenmelisin. Zaten doğru kişileri işe aldıysan, evden çalışsalar da onlara güvenebileceğini bilirsin. Tabii ki düzenli kontroller yap. Desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunu bildir. Ama kontrolü eline almak için asla acele etme. Onları sadece sorumluluklarla değil, aynı zamanda yetki ve hesap verebilirlikle de onurlandır. Ekibin için görevler belirlerken açık ve iyi tanımlanmış son hedefler belirlemelisin. Böylece onlardan tam olarak ihtiyacın olan sonucu bilmelerini sağlarsın. Ekibinin ve ekip üyelerinin bireysel çıktılarını gösteren, son tarihler ve hedefler için paylaşılan bir izleme sistemi kullanmalısın. Haftada bir yapacağın toplantılar ile ekip üyelerinden programlarını, projelerini, zaman çizelgelerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşmalarını isteyebilir. Böylece verimli bir koordinasyon gerçekleştirebilirsin. Baskın kişiliklerin çevrim içi bir toplantıda öne çıkması daha kolaydır. Sana düşen herkesin söz sahibi olmasını sağlaman ve dengeli katılım için müdahalelerde bulunmandır. Sanal eğitimlerin uzaktaki ekibinin aynı konuya odaklanması için bir araç olacağını, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını unutmamalısın. Özellikle uzaktan çalışmada performansı düşen bir çalışanını fark edersen, onu motive eden net hedefler ve kriterler belirlemeli, bu başarısızlığı derhal ve doğru bir şekilde ele almalısın. Uzaktaki bir ekiple etkileşim kurmak, ofisteki gibi hızlı bir sohbetle çözüm fırsatlarının olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle ekibinle günlük veya haftalık düzenli kontroller yapmanı öneririm. Üstelik ekiple her görüşmenin başında biraz sohbet etmek, sosyal etkileşime girmek hiç fena olmaz, ne dersin? Ofisteyken dinlenme odasında iş arkadaşlarınla sohbet edebiliyordun veya akşam seyrettiğin bir televizyon programını tartışabiliyordun. İstersen bunu çevrimiçi olarak da yapabilirsin. Nasıl mı? Ekibinle sanal kahve molası vererek,
iş dışında herhangi bir konu hakkında sohbet ederek. Bir dene bakalım. Sana da, ekibine de iyi geleceğini göreceksin. Doğum günlerini, evlenenleri, yeni doğan bebekleri, ekibinin gerçekleşen hedeflerini kutlamalısın. Ekibinin kendini değerli hissetmesi için sadece mesaj göndermek yerine telefon etmeyi de değerlendirmelisin. Ekibindekilerin çocukları için boya kalemleri, defterler, el becerilerini geliştirebilecekleri hediyeler postalayabilirsin. Hatta çocukların eserlerini sergileyebileceği online bir buluşma dahi düzenleyebilirsin. Sanal bir ekibe liderlik ediyorsan her şeyden biraz daha fazlasına ihtiyacın var. Daha fazla teknoloji bilgisi, ekip dinamikleriyle nasıl çalışılacağı hakkında daha fazla bilgi, daha güçlü iletişim becerileri ve tabii ki biraz daha sabır. Esnek çalışma serisinin diğer videolarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsan Deniz Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğen butonuna bas ve faydası olacağını düşündüğün çalışma arkadaşlarınla bu videoyu hemen paylaş. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.